Hamur sürüsteyiz. Şöyle. Test ediyoruz. Gayet güzel, başarılı. Gayet güzel, çok başarılı. Şehir merkezinde, Bodrum'da, merdiven altı bir noktada toner kartuş imalatıyla uğraşırken KOSGEB'e projemizin olduğunu, bu alanda imalat yapabileceğimiz konusunda projemizin olduğunu söyledik. Onların desteğiyle imalatımız büyüdü. Ve şu anda Elazığ Organize Sanayi'de 1800 metrekarelik bir kapalı alanda toner kartuş imalatı yapıyoruz. Devlet Malzeme Ofisi'nin yerli üreticisi pozisyonundayız. Bu alanda ülkemizde çalışan fazla firma olmadığı için genelde dışa bağımlıyız. Genelde uzak doğu, deniz aşırı ülkelerden ithal edilen ürünler. Biz bunların yerine yerli olarak ikame etmeye çalıştığımız yerli ürünlerle bu farkı kapatmaya çalışıyoruz. Yerli şartlarda imalat yapıyoruz. Tüm yazıcı fotokopi makineleri için toner ve kartuş imalatı yapıyoruz. Aynı zamanda firmamız Türkiye'de ilk olarak ürettiği ürünleri tekrar geri kazanabiliyor. Doğaya ve çevreye de saygılı bir şekilde imalat yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde toner ve kartuş atıkları tehlikeli atık sınıfında olduğu için bunların çöpe karışmaması gerekiyor. Firmamız Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın istemiş olduğu standartlarda ve yeterlilikteki bir firmadır. Ve yetkili bir şekilde toner kartuş atıklarını toplayarak Elazığ'daki tesisimizde bunları tekrar doğaya karışmadan ve ülke ekonomisine kazandıracak şekilde yeniden kazanıyoruz. Bunları tekrar işlemlere ve burada bazı formülasyonlardan geçirdikten sonra tekrar kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Bu da hem ülke ekonomisine ve doğaya katkı sağlıyor efendim. Kullanıcılar kendi yazıcılarına bir toner kartuş aldıktan sonra bunların belli bir ömrü var. Belli bir çıktı sayısından sonra bunların ömrü bitiyor. Ve bunlar evsel atıklarla beraber çöpe karışıyor. Bizim projemiz bu atıklarla beraber çöpe karışmaması noktasında bu kartuş atıklarını tekrar tesisimize getirerek bunları yeniden değerlendiriyoruz ve yeniden kullanıma hazırlıyoruz. Burada yıpranan parçalar değiştiriliyor. Onarım yapılacak, bakım onarımı yapılacak parçaların tekrar bakım onarımı yapılıyor. Üzerlerindeki elektronik kartlar yeniden programlanıyor. Test edildikten sonra kullanıcıların tekrar hizmetine sunuluyor. Bu vesileyle hem ülke ekonomisine hem de doğaya katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Biz şu anda yan sanayi ürünü üretiyoruz. Türkiye şartlarında aynı ürünü yurt dışından getirmeye kalktığınız zaman 3200 liraya mal olan ürünü biz burada 690 liraya yaklaşık dörtte biri fiyatına kullanıcıların hizmetine sunabiliyoruz.
Malum ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan bir ekonomik artış var. Bu anlamda biz yine çözümün yerli üretimde olacağı kanısındayız. Yerli olarak ne kadar ürünlerin yerlilik oranını arttırabilirsek o kadar dövizin ülkemizde kalacağını ve yurt dışına paramızın gitmeyeceği konusundayız. Bütün çalışmalarımızı ve planlarımızı da bu anlamda planlıyoruz. İnşallah daha iyi üretimler, daha iyi imalatlar yapacağız diye düşünüyorum. Biz bu işletmemize KOSGEB'den 175 bin liralık bir hibe alarak başladık. Şu anda yine KOSGEB'in özellikle ilgilendiği toner ve kartuşların geri kazanımı ve karbon salınımları, doğaya olan etkisini azaltmak üzere yeni projeler geliştiriyoruz. KOSGEB'den aldığımız destekle işletmemizi kurduk ve daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu her anlamda devletin ve KOSGEB'in desteğini arkamızda hissettik. Şu anda kadromuz 12 kişi. Mütevazi bir kadroyla devam ediyoruz. Elimizdeki işler, şu andaki elimizdeki siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazen ek mesai yapmamız gerekiyor. Kadromuz büyüdükçe bizim de iş hacmimiz ve işlem hacmimiz büyüyor. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Firmamız tüm Türkiye'ye hizmet veriyor Elazığ'dan. Türkiye'deki birçok kurumla çalışıyoruz. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden birçok kuruma hizmet veriyoruz. Aynı zamanda firmamız yeni ürün üretirken aynı zamanda bitmiş ürünlerin atıklarını da tesisimize getirerek Elazığ'daki tesisimizde biz bunları tekrar yeniden işleyip yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Bunun çift yönlü olması, hem yenisini satıyor olmamız hem de sattığımız ürünü tekrar geri kazanıyor olmamız bizim için büyük bir avantaj. Ülkemiz adına da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ekonomik olarak paramız, yurt dışına kaynağımız akmıyor. Bazı işleri Türkiye içinde çözdüğümüz için ayrıyeten çok mutluyuz ve paramız da ülkemizde kalıyor. Türkiye'nin atığını yeniden kullanıma hazırlıyoruz.